Selamlar herkese. Ben İsmail, BG Security'de Cyber Security Solution Manager olarak çalışıyorum. Ürün tarafının başındayım. Post-sales ve pre-sales işleriyle uğraşıyorum diyebilirim genel olarak. Bugün yani üç aşamalı bir webinar yapacağız. Yani ilk başta e-maili amaç olarak kullanan ya da e-maili araç olarak kullanan trendlerden bahsedeceğim. Trend Landscape adı altında. Sonrasında bu trendlere Proof Point'in ne gibi çözümler ürettiğiyle alakalı kısmına geldiğimde Şengül'e devredeceğim. Sonrasında da Oykun kısa bir slide gösterimi ardından bir ufak demo gerçekleştirecek. Yani kısacası Proof Point ile e-mail security ile alakalı bir webinarımız olacak. Ben de hızlıca ekranımı paylaşayım. Modern trend landscape ile alakalı ben konuşacağım. Sonrasında da diğer konuşmacılar devam edecek. Seste bir sorun yoktur diye düşünüyorum. Aslında e-mail tarafında e-maili olarak kullanım senaryoları mevcut. Aynı zamanda da e-maili amaç olarak kullanan saldırı türleri de gene mevcut. Bunlardan bahsedeceğim. Yani e-mail nasıl amaç olarak kullanılıyor? Çünkü e-mail saldırıları dediğimizde genelde işte spam, phishing, işte attachment üzerinden bazı teknikler var. Bunlar akla geliyor ve bunlar genellikle initial access dediğimiz aşama için yani saldırıya başlarken işte hedef sisteme ilk erişimle alakalı saldırılar olarak geliyor aklımıza. Normalde daha çok bu şekilde yaygın olarak kullanılıyordu. Ama son zamanlarda işte business email compromise ya da email account compromise dediğimiz saldırı türleriyle birlikte artık hedef email hale geldi. Çünkü direkt email üzerinden bunun karşılığını yani maddi olarak karşılığını saldırganlar alıyor hale geldi. Üst tarafta yani işte öncesinden günümüze kadar saldırılarla alakalı, saldırı taktikleriyle ya da teknikleriyle alakalı. Alt tarafta da Proof Point'in işte URL Defense, Attachment Defense, işte Email Fraud Defense diye adlandırdığımız bu saldırılara karşı Proof Point'in çözümleri olacak. Ben üst tarafla alakalıyım daha çok. Şimdi spamlardan bahsedecek olursak, spamlar aslında genel e-mail trafiğinin büyük bir kısmını spamlar oluşturuyor diyebiliriz. Spam denince gene akla hemen yani phishing ile biraz karıştırılabiliyor. Aslında spamların büyük bir çoğunluğu zararsız ve reklam amaçlı. Yani buna genelde unsolicited commercial email olarak geçiyor. Yani aslında ticari amaçlı, zararsız ticari amaçlı, istenmeyen ticari amaçlı mailler olarak karşımıza çıkıyor. Yani Proof Point'in yani zararlı ve zararsız olarak Proof Point'in bir raporunda bütün e-mail trafiğinin %92'sini spamların oluşturduğu söyleniyor. Zararlılar bunların yaklaşık %40 civarı tarafını oluşturuyor spam trafiğinde. Buna genel olarak işte RBL dediğimiz Reputation Based Email Filtering. Bu Reputation tarafında daha çok aslında kullanılan vendor'ın threat intelligence verisinin yani veri tabanının fazla olması burada şirketler için avantaj. Bu noktada da zaten Proof Point aslında çok büyük de bir aynı zamanda threat intelligence vendor olduğu için bu noktada da çok faydalı diyebilirim. Yine blog listing işte e-mail security'nin antivirüs ya da content analiziyle bunlar engellenebiliyor. Ancak şu an daha gelişmiş traffic distribution sistem dediğimiz işte saldırganların, APT gruplarının işte artık broker deniyor şeylere. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Otomatize sistemler kullanıyorlar. Bunu hem reklam amaçlı hem de zararlı yayma amaçlı otomatize neredeyse kullanılan makine özel zararlı
ya da e-mail üretecek sistemleri kullanıyorlar. Dolayısıyla artık her ne kadar geleneksel de olsa yine tehlikelerini sürdürüyor diyebilirim sistemler. Sonrasında karşımıza çıkan URL exploit kitler karşımıza çıktı. Aslında bu URL exploit kitler yalnızca e-mail yoluyla bulaşan zararlılar değildir. Bunları genelde şu şekilde tanımlayabilirim. Yani internet tarayıcıları ve bunların eklentilerinin üzerinde yer alan zafiyetleri hedef alan istismar kodları diyebiliriz. Hatta istismar kodları paketi diyebiliriz. Yani sizin kullandığınız browser'ın ya da bir uzantının zafiyetini, ki bu genelde flash uygulamaları, Adobe uygulamalarını, ki bundan dolayı Chrome'da işte en son 2022 verisine göre %8'e kadar düşürdü browser tarafında flash kullanımıyla alakalı. Sırf bu, yani bunun en büyük sebebi bu URL exploit kitler. Arka tarafta ya size gelen bir mailde tıkladığınız herhangi bir linkte siz yönlendirilen site üzerinden bu işte sonuçta siteye giderken bir browser kullanılıyor ve browser'da işte zafiyeti varsa bu zararlıyı kendi bünyenize almış oluyorsunuz. Bunların yani en çok bilinenlerden bir tanesi Black Hole'la başladı. Günümüzde daha çok rig dediğimiz tipleri şu an piyasada halihazırda mevcut. Bir diğer yöntemi de waterholing dediğimiz, aslında direkt saldırganı hedef almayan, e-mail yoluyla hedef almayan, daha çok saldırganın, daha doğrusu pardon, kurbanı direkt e-mail yoluyla hedef almayan ve kurbanın gittiği ya da gidebileceği siteleri hackleyip oralarda bu zafiyeti kullanıcının browser üzerinden bilgisayarına indirme ve sonrasında lateral movement'la saldırısının hedefi neyse oraya doğru ilerlemeyle alakalı saldırılar diyebilirim. Tabii e-mail dediğimizde attachment'lar da çok daha öncesinden çok daha ciddi sıkıntılardı, ama sonrasında işte executable'ların tamamen e-mail security'ler tarafından engellenmesi bu noktada biraz azaltmış gibi görünüyor idi. Ancak sonrasında işte ofis dokümanları, işte PowerPoint, PDF üzerinden, hatta zipler üzerinden yapılan birçok zararlı, oluşturulan birçok zararlıyla bu attachment tarafındaki yani gap hala devam ediyor diyebilirim. Hatta son 2022'ye kadar ofis dokümanı, attachment'la gönderilen ofis dokümanları üzerinden makrolarla çok ciddi saldırılar gene gerçekleştiriyordu. İşte makroda çalışan bir PowerShell scripti komuta kontrol sunucusuna bağlanıyordu. Oradan zararlısını indirip neyse hedefi bununla alakalı aksiyonları alıyordu. Şimdi Microsoft buna bir önlem aldı. Default'ta makro direkt engellendi. İsterseniz açıyor bunu, özellikle açmanız yani istiyorsanız bunları açıyorsunuz. Dolayısıyla saldırganlar da buna hemen ayak uydurarak daha çok makrolar yöntemlerini kullanmaktansa işte birazdan daha detaylı anlatacağım OneNote vesaire gibi yöntemlerle burada gene saldırılarını devam ettiriyorlar. Buna genellikle farkındalık eğitimi, işte antivirüs engine'in iyi olması ve gene threat intelligence veri tabanının fazla olması kullanılan endpoint tarafında, e-mail security tarafında önemli diyebilirim. Aynı zamanda eğer inbox'a kadar düştüyse ve e-mail security bunu görmediyse endpoint ürünleriyle de alakalı bununla ilgili çok fazla önlem alacak endpoint ürünleri var. İşte bunlar da direkt diske, inbox'a düştüğünde diskte değil memoride çalışan zararlılar olabiliyor. Bununla alakalı da endpoint ürünlerinde in memory atakları tespit edecek şeylerle alakalı gene vendor'ları seçmenizi tavsiye ederim. Ransomware, yani bundan belki işte 2010'lu yıllarında ve daha öncesinde bu kadar fazla konuşulmuyordu. Şu an yani en çok konuşulan ve yani geçtiğimiz birkaç sene içerisinde özellikle pandemiyle birlikte ve şu an hali hazırda biz neredeyse her ay en az 2 ya da 3 tane ransomware saldırısına müdahale ediyoruz. Yani ransomware girmiş
yani şirketlere müdahale, olay müdahalesi yapıyoruz. Hala Türkiye'de ve dünyada sıcaklığını koruyor. Önümüzdeki yıllarda da ransomware'lerin azalacağına yönelik herhangi bir bulgu ya da tespit maalesef yok. Şu an saldırganların alışmış olduğu bir sistem var ve bu fidye yoluyla ciddi miktarda paraları elde edebiliyorlar. Bunun için aslında e-mail aşaması genelde initial access olarak görüyoruz genelde saldırılarda. Ama bu saldırı tipleri artık biraz şöyle değişti. Direkt saldırganlar artık gelip bir yeri hedef haline getirip sonrasında onunla alakalı ciddi böyle sosyal mühendislikler ciddi böyle bilgi toplama ve sonrasında atağa başlatma gibi senaryolarla çok uğraşmıyorlar. Genellikle artık initial yani ransomware sektöründe diyeyim, Flight, ransomware Flight Network dediğimiz yapılar oluştu. Yani ransomware operatörleri var. Bir de initial access operatörleri, hatta initial access brokerları var. Yani bir ransomware saldırısı yapmayı düzenliyorsa bir ransomware operatörü gidiyor bir işte bir APT grubu ya da hacker grubu olan bir initial access brokerından ya da broker grubundan bir herhangi bir şirketle alakalı ilk erişimi satın alıyor. Genelde bu initial access brokerlar da bunu e-mail üzerinden yapıyor. İşte Dredix, Trig, Bure Loader'larla genelde bunu yapıyorlar. Sonrasında initial access aldıktan sonra sistemde yatay ilerleyip bütün network'ü ele geçirip domain kontrolü vesaire kritik sistemleri hatta yani şu zamanlarda en çok karşılaştığımız senaryolardan bir tanesi de direkt böyle endpoint'leri işte önce şifreliyorlardı. Sonrasında daha çok işte sunucuları şifrelemeye başladılar. İşte yedekleri siliniyor vesaire. Şimdi aslında daha çok çaresiz bırakan bir yöntem daha gelişti. O da direkt VMware ya da ne sanallaştırma ortamı varsa VMDK ya da VMDKX imajlarını direkt şifreliyorlar. Çünkü VMware'lere falan bir antivirüs EDR gibi vesaire gibi ürünler de yüklenemediği için bu noktada çok büyük bir gap var. Dolayısıyla bunu ciddi manada kullanıyorlar. Yani ransomware hem mail yoluyla hem de mail haricinde farklı yollarla da gene karşımıza threat olarak önemini koruyor diyebilirim. Business, şimdi buna kadar gelen kısımlarda genelde ve hatta bundan sonraki kısımlarda e-mail tarafı biraz araç olarak kullanılıyordu. Yani initial access olabilir ya da farklı aşamalarda e-maili kullanıyorlardı. Ama batch dediğimiz business e-mail compromise tarafında ya da e-mail account compromise tarafında e-mail direkt amaç olmuş oluyor. Çünkü direkt e-mail trafiğini izleyerek saldırganlar tam ödeme aşamasında araya giriyorlar ve asıl ödeme yapılacak işte IBAN ya da işte neyse account bilgilerini değil kendi account bilgilerini göndererek burada bir gelir elde ediyorlar. Burada çok ciddi bir gelir elde ediyorlar ve şu an yani siber saldırılarla alakalı en çok ücreti ransomware'ler ve Business Email Compromise tarafında gelir elde ediliyor. DataTech bunlardan çok daha geride kaldı. Hatta muhtemelen Business Email Compromise şu an ya ransomware'e geçmiştir ya da geçecektir. Raporlar genelde bunu gösteriyor. Bununla alakalı gene daha detaylı birkaç senaryo, bizim de yaşadığımız birkaç senaryo anlatacağım. Novel teknik dediğimiz işte multifaktör otantikasyon bypass ile alakalı saldırılar gene çok gündemde. Çünkü artık pandemiyle beraber işte uzaktan erişim, VPN vesaire gibi şeyler daha yoğun olarak kullanılmaya başladı. Bunlar zafiyetli olduğu için multifaktör otantikasyona geçti. Tabii ki de saldırganlar bu sefer ona yoğunlaştı. Ve MFA bypass gibi, supply chain compromise gibi yani gidip bir X bankasını hacklemektense oradan sisteme sızmaya çalışmaktansa X bankasıyla çalışan daha güvenlik yatırımları daha az olan firmaları hackleyip onlar üzerinden bankalara ya da büyük güvenlik yatırımı yapan şirketlere atlamak saldırganların tercih ettiği önemli yöntemlerden bir tanesi. TOAT dediğimiz aslında bunu TOAT olarak adlandıran vendor, Proofpoint diyebilirim.
telefon oriented dediğimiz atak. Yani ilk başta size bir e-mail geliyor. Bu e-mailde diyor ki işte şu numarayı arayabilirsiniz. Bu sizi inandıracak bir senaryo oluyor genellikle. İşte internet faturanızla alakalı ya da herhangi bir faturanızla alakalı arıyorsunuz. Sizi o vendor gibi ya da o şirket gibi karşılıyor. Tüm işte çağrı merkezi aşamalarından geçiyorsunuz. İyice güveniyorsunuz. Ondan sonra size bir mail gönderiyor ve burada şuralara tıklayarak ödemeyi yapabilirsiniz gibi yönlendiriyor ve daha inandırıcı ve hızlı bir şekilde ilerliyor ataklar. Burada son zamanlarda ciddi bir şekilde işte Excel'lerin, executable'ların mail ortamında yasaklanması, işte Microsoft'un makrolara default'ta engelli olarak başlatıyor olması saldırganları farklı çözümler aramaya itti. Dolayısıyla burada karşımıza en çok kullanılan yöntemlerden artık attachment olarak HTML, OneNote ya da VHD Virtual Hard Disk göndererek burada daha çok saldırganlar artık işlerini görür hale geldiler. Microsoft için genelde URL işte back, malware ya da işte bu az önce saydığımız saldırıların birçoğu Microsoft için hala bir risk. Dolayısıyla Office 365 kullanıyoruz. Biz güvendeyiz algısı aslında hem Gartner tarafından hem de çeşitli raporlar tarafından. Çünkü Microsoft saldırının kaynağı olarak da kullanılabiliyor birçok şeyde. Hani burada Microsoft da zaten Office 365 ortamı yani bunu yermek için söylemiyorum. Daha çok yani biz işte Office 365 kullanıyoruz ve bunun da güvenlik modüllerini aldık. Güvendeyiz düşüncesi çok doğru bir düşünce değil. Work together mantığıyla birlikte yani Proofpoint ya da e-mail security ürünleriyle birlikte desteklenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bundan sonraki slaytlar biraz daha hızlı geçecek. Şimdi bu da ransomware ile alakalı şey yapmış. Yani ortalama bir ransomware saldırısında işte yıldan yıla şimdi son yıllarda 400 bin dolara kadar alıyorlar ki ben bundan çok daha fazlalarını gördüm Türkiye'de olmasına rağmen. Hatta son şimdi bu ransomware tarafı yani zaten en çok para kazanılan taraf saldırganlar açısından burası. Hatta şöyle bir bilgi var. 2022 yılında uyuşturucu kartellerinden daha fazla yani bu ransomware kartelleri mi diyeyim ya da APT grupları daha fazla gelir elde etmiş durumda. Burası için de gerçekten böyle bir işte Flight şekilde ya da orada saldırı bir ekosistemi var. Şimdi Back de Business Email Compromise da artık burada yani yükselen değer diyebilirim saldırganlar açısından. İşte son 2014 yılından 2022 yılına kadar geçen sürede 2,7 milyar dolar zarara uğramıştır. Yani bir tane insan için ortalama değer ransomware'de işte 400 bin dolarken burada 124 bin dolar. Bu FBI'dan alınan bilgi. Şu an saldırganlar ya da şirketler için en büyük tehlike ransomware ve business email compromise diyebiliriz. Business email compromise tarafındayız. Yani genelde birkaç yöntemle yapıyorlar. Ya mesela yaşadığımız bir senaryoda genelde aslında şu slayttan da şey yapacak olursam identity theft tarafıyla alakalı başlıyor. Yani daha önce herhangi yani bu işte muhasebe işiyle ilgilenen özellikle işte çalışanın e-mailin bir şekilde compromise olmasıyla başlıyor. Sonrasında tam ödeme aşamasında devreye girerek tabii izliyor. Onun analizlerini yapıyor. İşte karşıdaki nasıl buna mail atıyor. Mail tarzına göre. Sonrasında hatta mesela abc.com diye bir şirketiniz var. Bu yaşadığımız senaryoda abc.cam diye bir mail adresi alıyor. CC'de olanlar anlaşılmasın. Yani muhasebe çalışanı CC'de, bu CC'de yok ya da bunlar hani sen burada bir şüphelenmesin diye normal şirketin mailine çok yakın bir mail adresi alarak orada mesela işte Ahmet Mehmet nokta cam işte abi işte abc nokta cam olacak şekilde CC'lerde yer alan kişilere bile
benzer e-mail adresleri alarak yani bu saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Bu yaşadığımız saldırıda o kadar inceledik, yani işte proxy logları, SIEM logları, EDR, XDR, hani birçok loglara baktık. Yani direkt saldırı içeriden ya da dışarıdan böyle WAF loglarını inceleyerek herhangi bir saldırı gerçekleşmemiş. Sonrasında inceledik. Yani Threat Intelligence tarafındaki birkaç vendor'da kontrol ettik. Daha önce şirketle alakalı bu saldırıda kullanılan çalışanların e-mailleri compromise olmuş ve muhtemelen saldırgan da buradan yola çıkarak saldırıyı gerçekleştirmiş. Şimdi burada identity theft, e-mail fraud ve ransomware olmak üzere genelde aslında landscape'de şu an para kazanma bunlar üzerinden. Aslında burada en azı identity theft diyebilirim. Çünkü bazen şirketler veriyi gözden çıkarıyorlar. Yani genelde küçük şirketler oluyor bu. Bunu dark web'de satılıyor. Sonrasında o satılan verilerle işte 3 yıl, 5 yıl, 2 yıl, 1 yıl sonra o şirket bu sefer ransom veriyor ve bu sefer gene parayı ödemek zorunda kalıyor. Ama bu identity theft tarafında dark web'de ücretler çok ciddi manada yüksek değil. Email fraud dediğimiz tarafta aslında back ya da eyak dediğimiz saldırılar önceden direkt bir domain adresi alınıyor ya da o içeriden bir mail compromise ediliyordu. Şimdi o şirketin domain adresine çok benzer adresler alarak araya girip yapıyorlar. Aslında en günceli de şey diyebilirim, yani direkt supplier compromise. Yani sizi hacklememiş olabilirler. Karşınıza çalıştığınız firmayı hacklemişlerdir. Oradan da sizi izliyor olabilirler. Dolayısıyla parayı ödeyen taraf sizseniz ve hatta düzenli ödeme gibi şeyler onlar için daha iyi. Çünkü çok şüphelenmiyor. Her ayın 15'inde bir firmaya 700 bin dolar ödüyorsanız bunu genelde yine 15'inde ödüyorsunuz. Dolayısıyla burada araya girip genelde ücret alır. Daha çok yakın, yani birkaç hafta içerisinde yaşadığımız senaryolardan birisi de bu, gene business email compromise. Ransomware'lerde de genelde önceden işte tek bir stage vardı. Yani dosyalar şifreleniyordu. Genelde bu işte bahsettiğim gibi server tarafında değil, işte endpoint tarafında ve birçok, yani ulaşabildiği her yeri şifreleyip buradan ücret alma yöntemiydi. Şimdi daha çok bunu TOAT üzerinden ya da insider threatlerden, bu insider threatler illa kötü amaçlı olmak zorunda değil. Yani e-mail account'unu kaptırmış bir insider threat de aslında bir threat'tir. Yani kötü amaçlı, kötü niyetli olmasa da. Aynı zamanda burada TOAT kullanılıyor. Daha inandırıcı olsun diye yani kurban şirketle ya da kişiyle bir kontak kuruluyor diyebilirim. TOAD'ın genel yapısı böyle. Aslında az önce bahsettim. İlk önce size bir mail geliyor. Sonrasında bu mailde şu numarayı arayıp detayları öğrenebilirsiniz. Ki burada mesela avukatlık şirketleri falan çok kullanılıyor. İşte daha önce bir alışveriş firmasından alışveriş yaptınız ama işte faturayı ödemediniz ya da işte kargo ücretini ödenmedi vesaire gibi böyle çeşitli sebeplerle ondan sonra şuraya tıklayarak bunu ödeyebilirsiniz deyip ondan sonra sizi zararlı bir URL ile baş başa bırakıyorlar. Sonucu eğer güvenlik önlemleriniz yeterli değilse ransomware'e kadar gidiyor diyebilirim. Son slaytım da bu. Bundan sonra Şengül'e devredeceğim. Umarım zamanımı aşmamışımdır. Şimdi burada aslında şundan bahsediyor. 2022 yılında network tarafına işte endpoint network cihazları, firewall, web proxy gibi yatırımlara işte %30 civarı yatırım yapılırken e-mail tarafındaki yatırımlar %10 civarı kalıyor. Ama atak vektörlerine baktığımızda atak vektörlerin %94'ü e-mail ile alakalı. Ya direkt e-mail, işte back'te olduğu gibi, ya da e-mail'i işte araç olarak kullanan, initial access gibi aşamalarda kullanan yöntemler mevcut. Dolayısıyla burada aslında anlatmak istediğim şey, yatırımları daha doğru bir şekilde, saldırıların en çok nereden geliyorsa oralara yatırmakta fayda var diyorum. Sözü Şengül'e bırakıyorum. Şengül, Merhabalar. merhaba. Ekranı kapatırsan ben de paylaşırım.
Ben de ekranımı paylaşayım ondan sonra. Ekranım görünüyor mu İsmail? Görüyorum ben. Tamam, okey. Merhabalar, Şengül Doğan ben. 5,5 yıldır Proofpoint'te çalışıyorum. Türkiye, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Lübnan, Ürdün gibi ülkelerden sorumluyum. Türkiye'de de 2500 çalışanı olan şirketler ve daha küçük şirketlerle ilgileniyorum. Daha büyük şirketlerle iş arkadaşım Sebahat Doğu ilgileniyor. İkimize de BGA üzerinden tabii ki ulaşabilirsiniz. Ayrıca LinkedIn üzerinden de bağlantı talebi gönderirseniz çok sevinirim. Ben böyle bir merhaba deyip video paylaşımını kapatayım, sonra konuşmaya geçeyim. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi İsmail'in son gösterdiği slide aslında oldukça acı bir gerçeği gözümüze sokuyor. Hepimiz IT için bütçeler hazırlıyoruz, büyük harcamalar yapıyoruz. Ancak harcamalarımızı güvenlik riskleriyle orantılı olarak yapamıyoruz çoğu zaman. Eminim aranızda siber güvenlik bütçesini arttırmaya çalışan ancak yönetimden olumsuz cevap alan çok kişi olmuştur. Biz Proofpoint olarak sizlere yardımcı olacak veriler ve raporlar sunabiliriz. Öncelikle onu söyleyeyim. Örneğin Return on Investment istatistiğini de gösteren bazı proje değerlendirme raporları hazırlayabiliriz. Böylelikle sizin yatırımlarınız için, yönetici onaylarınız için destek olabiliriz. Şimdi aranızda bu arada ben bazı tanıdık isimler gördüm. Daha önce yollarımız kesişmiş demek ki. Çoğunuz tanıyorsunuz ama Proofpoint'i tanımayanlar için çok kısaca bahsetmek istiyorum. Proofpoint'in genel felsefesi insanı koru, verilerini savun. İnsanı korumak için Proofpoint Aegis platformumuz mevcut. Biz bu platformla Fortune 100 şirketlerinin %87'sini koruyoruz. Yine Global 2000 listesinin yarısından fazlası, yanlış hatırlamıyorsam %62'sini Proofpoint koruyor. Pazar lideriyiz. Dünyanın en çok kurulmuş e-mail gateway ürünüyüz. Microsoft ve Google'dan sonra dünyanın en çok e-mail gören firması Proofpoint. Dolayısıyla elimizde inanılmaz bir tehdit zekası ve verisi mevcut. Ve biz bu verileri ve zekayı ürünlerimizi geliştirmek ve sizleri daha iyi korumak için kullanıyoruz. Sadece pazar lideri değil, aynı zamanda inovasyonda da lideriz. Bizim ürünlerimiz, bizim geliştirdiğimiz ürünler, geliştirdiğimiz özellikler diğer üreticiler tarafından kabul görüp örnek alınıp kendi portföylerine sokuluyor. Bu da bizim için aslında çok gurur verici bir durum. Aynı zamanda verilerinizi korumak için de Sigma platformumuz mevcut. Dünyanın en çok güvenilen insider risk çözümünü biz bu platformda sizlere sunuyoruz. DLP çözümümüz dünyanın en hızlı büyüyen DLP platformuna sahip. Bunların dışında etkinliğimizi ve verimliliğimizi artırmak ve müşterilerimizi daha kapsamlı korumaya destek olmak için pazarın en iyileriyle bir ekosistem işbirliğimiz mevcut. Örneğin bir CrowdStrike ile ya da bir Palo Alto ile tek tik ile, tek klik ile tehdit zekası alışverişi yapabiliyoruz. Böylece sizi korumaya, daha kapsamlı korumaya çalışıyoruz. Şimdi İsmail'in bahsettiği trend landscape, gördüğünüz tehditler her gün evrimleşiyor. 10 sene önce ransomware çok etkinken şimdi biz tedarikçi tehditleri görüyoruz, ransomware görüyoruz. Bazen ransomware artıyor, bazen azalıyor. Burada tehditler evrimleşiyor olmasına rağmen bu attacker'lar aslında sabit neredeyse. Ortama yeni attacker çok fazla girmiyor ve bunların taktikleri de aslında çok değişmiyor. Tehditler değişse de taktikler standartlaşmış durumda. Örneğin bir ransomware attacker ile bir business email compromise attacker'ı sisteme giriş yapmak için ilk etapta bir phishing e-maili gönderebiliyor ya da bir malware gönderebiliyor. Sisteme girdikten sonra bu attacker'lar ortak olarak Active Directory üzerinden sistem içinde yayılmaya çalışabiliyor. Ya da diyelim ki sisteme girdikten sonra içeride alacaklarını aldılar, sonra dışarı çıkarmak istediler bu verileri. O zaman da yine hepsi aynı taktiklerle sonuç almaya çalışıyor. Bu aslında biraz böyle bir romanın giriş gelişme sonuç şey gibi, evreleri gibi. İlk etapta bir hazırlık yapıyorlar içeri girmek için. Ondan sonra içeri girdikten sonra yayılmaya çalışıyorlar, bilgileri almaya çalışıyorlar. Sonra aldıkları bilgileri dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Bir e-mail güvenliği üreticisi olarak ne kadar çok bilgiye sahipseniz ve bu bilgileri ne kadar iyi kullanabilirseniz ürününüzü o kadar iyi geliştirebilirsiniz. Biz de Proofpoint olarak elimizdeki bu
geniş tehdit zekasını ve bilgileri ve bu yöntemleri de bilerek size pazarın en iyi e-mail güvenliği ürününü sunuyoruz. Şimdi Proofpoint olarak biz tehditleri bir zincir halinde aşamaları ayırdık. Her zincirin her bir halkası bir adımı gösteriyor. Biz bunu üçe ayırdık. Dedik ki öncelikle tehdidin hazırlık aşaması var içeri girmek için. Bunun için işte sizi tanımak zorunda attackerlar. Sizin hakkınızda araştırma yapacak. Sonra sizin sisteminize girmek için bir teknik oluşturmaya çalışacak. Bu teknik her zaman işe yaramayabilir. Bu teknik işe yaramazsa ikinci bir teknik, üçüncü bir teknik kullanarak sabit bir şekilde, tutarlı bir şekilde denemeye devam edecek. İçeri girdikten sonra da işini halletmeye devam edecek. Bu arada biz bugünkü webinarın konusu olarak sadece initial access dediğimiz bu ilk içeri giriş hazırlık aşaması hakkında size bilgi vereceğiz. İkinci kısım privilege escalation ve lateral movement bizim identity threat response and detection ürünümüzle alakalı. Son aşama, sonuç aşaması da bizim DLP ürünümüzle alakalı ama bunlarla ilgili bir sorununuz, talebiniz olursa bu webinardan sonra bizimle iletişime geçebilirsiniz tabii ki. Size bu zincirin nasıl olduğunu göstereyim. Dediğim gibi her adım, her halka bir adımı gösteriyor. Size bugün Aegis platformu hakkında bilgi vereceğiz. Peki bu tehdit türlerine karşı Proofpoint sizi nasıl koruyor? Aegis platformumuz ile kötü adamların içeri girmesine engel oluyoruz. Çocuksu bir tabirle. Hedefli tehditleri, malware'i, sosyal mühendislik ataklarını içeri almıyoruz. Onları blokluyoruz. Imposter ataklarına karşı sizi koruyoruz. Cloud hesaplarınız varsa onların ele geçirilmesine engel oluyoruz. Herhangi bir şüpheli bağlantı varsa onlar hakkında size uyarılar gönderip hatta gerekirse aksiyon alabiliyoruz. Tedarikçilerinizin veya iş ortaklarınızın hesapları ele geçirilmişse bunun bilgisini size verebiliyoruz veya bunlar hakkında yine aksiyon alabiliyoruz. Diğer konular bugünün konusu değil dediğim gibi. Peki biz bunları Proofpoint'in hangi ürünleriyle başarıyoruz? Biz bu initial access dediğimiz aşamayı, hazırlık aşamasını da kendi içinde üçe ayırdık. Atak öncesi, atak esnası ve atak sonrası diye. Atak öncesinde bizim için çok önemli bir konu security awareness training, güvenlik farkındalığı eğitimleri. Çünkü hangi ürün olursa olsun %100 güvenlik sağlamayacaktır. Arada kaçan şeyler ürününe göre farklılık gösterse de az ya da çok. Bunlara engel olmanın en kolay yolu çalışanlarınızın eğitimli olması, bunları fark edebilmesi. Dolayısıyla biz Proofpoint olarak sizlere security awareness training çözümü sunabiliriz. DMARC implementasyonuna yardımcı olup email fraud defense hakkında size bir yönetilen hizmet sunabiliriz. Tedarikçilerinizin güvenliği hakkında size bilgiler verebiliriz. Atak esnasında da atak geldiği zaman o ataklara engel olmak bizim görevimiz. Email protection ve target attack protection dediğimiz email gateway ve sandbox ürünüyle bu ataklara engel olup sisteme girmelerine engel oluruz. Aynı zamanda zararlı linklere ulaşmanızı engelleyen bir izolasyon platformu oluşturabiliriz sizin için. Böylelikle sadece e-mail değil, browser üzerinde de herhangi bir linke ulaşmaya çalıştığınızda biz sizi korumaya devam ederiz. Diyelim ki bir e-mail geldi, temizdi ve biz bunu size ilettik ama sonradan tehdide dönüştü. Biliyorsunuz bu çok çok yaygın bir teknik. Sonradan linki değiştirerek tehdide dönüşmesi. Böyle bir durumda da biz tabii ki sizi korumaya devam edeceğiz. Biz e-maili takip etmeyi asla bırakmıyoruz. E-mail tehdide dönüştükten sonra bizim Trap ve Clear modüllerimizle bu tehdide dönüşen e-mailleri şirket içinde kimlerde ise bu e-mail onların inboxlarından çekip karantinaya alabiliyoruz. Dolayısıyla sizi korumaya asla bırakmıyoruz. Ben burada sözü Oykun'a devrediyorum. Çünkü teknik olarak size biraz daha detay verip aynı zamanda demo yapacaktır. Herhangi bir sorunuz olursa chat box'ı ya da Q&A kısmını kullanmayı ihmal etmeyin lütfen. Tekrar çok teşekkür ederim. Oykun, söz sende. Teşekkürler Şengül. İsmail, sana da teşekkür ederim detaylı bilgiler için. Ben de hızlıca ekranımı paylaşayım. Çok kısa iki slide göstereceğim. Sonrasında ben de arayüzden demo üstünden gideceğim. Canlı demo yapmaya çalışacağım. Umarım bir problem olmaz. Daha önce denemelerini yaptım ama biliyorsunuz canlı olduğu zaman işin riski birazcık artıyor. Bu arada ismim Oykun Satış. Ben de hani tanıdıklar vardır diye düşünüyorum. Tanımayanlar olursa uzun süredir sektörün içerisindeyim.
yaklaşık bir yıldır Proofpoint'teyim. Ondan önce Palo Alto Networks, öncesinde Fortinet, Symantec gibi üreticilerde benim de tecrübem oldu. Detaylı İsmail de bahsetti, Şengül de bahsetti. Ben sadece hani şu ekrandan bir cümle, hani Proofpoint'in farkı nedir? Şengül de biraz bahsetti ama bir tık daha bunun detayını vermek istiyorum. Üst taraf işin reklam kısmı gibi gözükse de hani işte bu Fortune 100'ler, binler, işte Global 2000 accountları vesaire gibi, aslında işin özü dünyanın en yaygın e-mail güvenliği çözümüyüz. Bu işin reklam kısmı dışında bize önemli bir istihbarat sağlıyor. 8000'den fazla enterprise customer müşterimiz var ki bu hani güncel bir slide değil, belki 10.000 oldu. Yine small medium business tarafında da oldukça fazlayız. Bunun dışında ISP'ler hem müşterimiz hem anlaşmalarımız var. Aynı zamanda hani kişisel e-posta hizmetlerini koruduğumuz ayrı bir şirketimiz var bünyemiz altında. Burada da işte Hotmail gibi örnek veriyorum, arka tarafında kişisel mail güvenliği sağlayan, hatta birçok bunun gibi kişisel mail büyük çapta örnekleri biz güvenliğini sağlıyoruz. Şimdi bunların hepsi bize ne sağlıyor? Tabii çok daha fazlası da var. İsmail de bahsetti, biz aynı zamanda bir istihbarat şirketiyiz. İstihbarat verilerimizi topladıktan sonra bunu müşterilere verdiğimiz ayrı bir hizmetimiz de var. Bunların hepsi toplandığı zaman aslında kocaman bir Big Data yapıyor. Bu Big Data'ya biz Nexus Threat Graph adını veriyoruz. Bunun içerisinde oldukça büyük tabii ki günlük bir istihbarat verisi var. Günlük aşağı yukarı 8-9 milyar tane mail işliyoruz. Bu çok dediğim gibi hani en yakın bu işi yapan üreticileri iki tanesini üst üste koyduğumuzda bile yanımıza yaklaşamadığı bir rakamdan bahsediyor oluyoruz. Peki biz bunu alıyoruz, ne yapıyoruz? Aslında bunun kabaca etinden sütünden faydalanıp bizim bütün ürün çözüm ailesinde yapay zeka olarak bunları indiriyoruz. Geçmiş yıllarda belki bilirsiniz, mail güvenlik teknolojileri daha böyle işte imza tabanlı işte ya da statik kontrollere dayanırdı. Birçok üretici de hala öyle maalesef, ama bizde bu iş artık hani bir imza vesaire gibi değil, daha çok yapay zeka imzaları ya da database'leri gibi düşünebilirsiniz. O yüzden hani çözümün özellikle mail security kısmının neredeyse %80'i, 85'i yapay zeka destekli çalışıyor. Bu da aslında hani bir ortama biz mail gateway'imizi koyduğumuz zaman hani neredeyse sıfır konfigürasyonla birlikte, hiçbir özelleştirme yapmadan bile birçok zararlıyı hızlı bir şekilde tespit edebilmemize sağlıyor. Bunun içerisinde işte bizim imposter VEC dediğimiz maalesef başımızın belası, son dönemlerde de çok gördüğümüz tipler var. Tabii ki attachment'lar, link'ler, bunlar artık bize kolay gelen şeyler. İşte grafik görsel algılama, bunlardaki phishing atakları oldukça önemli. Nitekim geçtiğimiz hafta bizim yayınladığımız bir raporda oldukça popülerleşen, Türkiye'de de gördüğümüz QR kod atakları devreye girdi. Yani aslında mailde bir QR kod geliyor. İnsanlar da ister istemez, "Aa, bu neymiş acaba?" deyip telefonlarından bunu okuttukları zaman maalesef burada tehdide sürükleyen linkler karşımıza çıkıyor. Bunları da tabii ki başarılı bir şekilde tespit edebiliyoruz. Ama işin özü dediğim gibi hani Proofpoint'in diğer tüm üreticilerden tek cümle farkı bizim istihbarat ağımız. Bizim gerçekten çok büyük bir yapımız var bu noktada. Buna çok güveniyoruz ve bununla birlikte de rahat bir şekilde birçok tehdidi algılayabiliyoruz. Şimdi biraz da mail security ekosistemimizin teknik detaylarına gireceğim bileşenler olarak. Şengül de bahsetti bunlardan ama ben biraz daha detaylandıracağım. Neler var burada? Üst tarafta gördüğümüz aslında tabii ki bir mail gateway'den bahsediyoruz. Bu mail gateway işte cloud'da da host edilebilir bizim tarafımızdan. On-prem'de de çalışabilir. On-prem'de fiziksel appliance'larımız da var ama artık çok tercih edilmiyor işin gerçeği. Herkes sanal mimaride bunları konumlandırıyor. Biz de bunu tercih ediyoruz. Ne yapıyoruz? Inbound, outbound yönde kontroller sağlıyoruz. Bu yaptığımız kontroller de işte klasik diyebileceğimiz ama bizim yine farklılaştırdığımız işte DDoS, yani IP connection seviyesinde reputasyon kontrolleri var. Artık biz dediğim gibi yapay zeka tarafında daha çok çalıştığımız için reputasyon kontrolleri bile oldukça düşük seviyede kalıyor. Çünkü bunun güvenilirliği işin gerçeği biraz da problemli bir nokta. Çünkü bir IP'yi siz kara listeye ya da beyaz listeye aldığınız zaman burada
artık onu tamamen engellemiş ya da izin vermiş oluyorsunuz. İki tarafta ya iş sürekliliği açısından ya da güvenlik açısından problem yaratan noktalar. Biz bunu biraz farklı yapıyoruz. Burada dinamik bir reputasyon kontrolümüz var. Yani ben bunu kara listeye, beyaz listeye aldım. Arka tarafta kendi database'imde o orada hep kalacak gibi bir durum yok. Her connection seviyesinde tekrar sorgulanan, işte kısa cache aralıklarıyla tekrar doğrulanan bir mimari var. Bunda özel bir amacı var aslında. Biliyorsunuz günümüzde tabii ki cloud kullanımı, yani Türkiye'de az bile olsa oldukça büyüdü. Özellikle email provider'lar tarafından arka tarafta mimariler hep cloud destekli. İşte Cloudflare var, işte Office 365 var, arkada Azure çalışıyor, ne bileyim AWS'ten gelenler var, farklı büyük cloud üreticileri var. Bu da aslında şunu bize gösteriyor. Yani ben bugün Office 365'ten bir mail aldığımda bunun IP'si belki sizin kurumunuza ait ama bu yarın değişebiliyor arka tarafta bu mailin akışı açısından. Ve ben sizi işte ya da başka bir kurumu ya da başka bir e-mail geldiği zaman bunu kara listeye aldığımda yarın o e-mail IP'sini, çıkış IP'sini farklı bir kurum kullanabiliyor. O yüzden onları kalıcı olarak ya da uzun süreli blacklistlere almak aslında çok doğru bir yaklaşım değil. O yüzden dinamik olarak yapmak daha doğru. Bunun dışında tabii ki burada IP seviyesinde farklı kontroller bulunuyor. Bunlara çok değinmeyeceğim ama işte bir dakika içerisinde ya da bir connection içerisinde kaç mail gönderebilsin, işte kaç ne kadar mail boyutuna izin vereyim gibi yapabildiğimiz kontroller var. Devamında anti-spam, anti-malware konuları var. Burası dediğim gibi artık işin kolaylaşmış kısmı, bizim zaten çok rahat yaptığımız işler. Yani spam, İsmail de bahsetti aslında, çok rahatsız olmadığımız, artık yakalamakta çok dert olmayan konular. Reklam amaçlı mailler, toplu mailler, işte newsletterlar vesaire bu kategoriye giriyor. Belki hatırlarsınız, yıllar önce işte örnek vereyim, hani ben Symantec'te çalışırken Trendyol'dan reklam mailleri gelirdi. Bunlar niye geliyor? Hadi bunları yakalamaya çalışalım diye uğraşırken sonra dönem değişti. Ya Trendyol'dan niye mail gelmiyor? Ben oradan alışveriş yaptım. Bana mailler gelmiyor diye döndü. Yani bu sürekli değişen ama işin özünde güvenlik riski olmayan mailler. Phishingler de burada çeşitli bizim engine'lerimiz tarafından değerlendiriliyor, phishing mailler. Burada işte header body kontrollerimiz var. Oldukça iyi çalışan phishing mailleri de başarılı bir şekilde dediğim gibi yakaladığımız birçok engine'imiz var. Bu arada bu üst tarafta gördüğünüz kutucuklar hani tek bir kontrol noktası değil. Aslında her birinin içerisinde farklı engine'ler, farklı mimariler çalışıyor. Yani iç tarafı oldukça kompleks bir kontrol mekanizması var. Fakat bizim daha çok hem uzmanlaştığımız hem daha risk gördüğümüz konu imposter ve BEC dediğimiz konular. Burada gördüğümüz mailler yüksek oranda maalesef artık link ya da attachment içermiyor. Farklı yöntemler yapıyor, oluşturuyor. Örnek vermek gerekirse işte dışarıdan bir mail geliyor ama sizden gelmiş gibi gözükebilir. Ya da işte header kısmı oynanmış, aslında görünen kısmı son kullanıcıya tanıdık birisi, belki içeriden birisi ama reply to kısmı değişmiş. Ve son kullanıcıyı tuzağa düşürmeye yönelik, hatta artık başına işte böyle RE koyuyorlar, FW koyuyorlar ki hani sanki başka tanıdık biri yönlendirmiş ya da daha önceki bir mailin devamı gibi görseller oluyor. Bunlar oldukça problem yaratan mailler. Ya da düşünün ki sizin şirketin bir yetkilisi tarafından sanki alt tarafta oluşturulmuş gibi gözüken sonra dışarıda farklı bir kullanıcıya gönderilmiş. O kullanıcı da size bunu geri döndürüyor. Bunu Türkiye'de de oldukça fazla görüyoruz. En son gördüğüm örnekte alt tarafta sanki şirketin patronu demiş ki işte şu ödemeyi yapabilirsiniz, ilgili arkadaşlara iletin diye. Sonra kötü niyetli kişi alıyor bu maili, size forward ediyor. İşte sizin CEO'nuzun da söylediği gibi şu ödemeyi bize yapar mısınız diye. Tabii burada son kullanıcı eğer dikkatli değilse ve teknolojiler de tabii ki arada bunlara izin veriyorsa maalesef burada önemli zafiyetler oluyor. Tabii işin sadece hani bu fake ya da değiştirilmiş içerik haricinde İsmail'in de bahsettiği, Şengül'ün de bahsettiği burada bir tedarikçi zinciri problemleri de var. Yani siz güvenliğiniz oldukça iyi olabilir, kurum olarak size ulaşamıyorlardır ama sizin çalıştığınız tedarikçilere ulaşıp sizin onların üzerinden size gelebiliyorlar. Daha önceki konuşmalara bakarak yaptıkları ya da oradan geliyormuş gibi mailler atarak ya da gerçekten orayı hackleyerek oradan size içerikler
gönderebiliyorlar. Burada da tabii farklı kontroller devreye giriyor. Örnek veriyorum, bizim çok güzel bir yapay zeka teknolojimiz var bu noktada. Konuşma davranış değişikliğini algılayabiliyoruz. Yani düşünün ki siz bir arkadaşınızla ya da bir iş yaptığınız kişiyle konuşuyorsunuz. Kötü niyetli kişi o arkadaşınızın ya da o kurumun hesabını ele geçiriyor ve sizinle yaptığı geçmiş konuşmalara bakarak sizinle bir mail thread'i oluşturuyor. Yeni bir maile başlıyor. Burada önce normal giderken, ama düşünün ki birden konuşmanın içerisine ya işte ben şu linki açamıyorum ya da işte şununla ilgili bir ödeme ihtiyacı var gibi konuşma dilinde değişiklikler olduğunda, finans vesaire gibi şeylerde, burada bizim yapay zeka devreye girerek burada bir gariplik olduğunu seziyor. Bunu da neye göre karar veriyor? Aslında içeriden dışarıya, örnek veriyorum, siz yeni her bir kişiyle mailleştiğinizde size özel yeni bir yapay zeka imzası oluşuyor iç tarafta ve bunları bir süre takip ediyor. Bakıyor, diyor ki bu iki kişi genellikle bu ortamda konuşmuşlar. Yani işte atıyorum bir link paylaşımı olmamış, bir attachment olmamış, konuşmalarda işte IBAN vesaire gibi şeyler geçmemiş ama birden işin şekli değişmiş gibi kontroller yapabiliyor. O yüzden bu taraf gerçekten kritik bir noktada. Devamında URL Defense tarafı bizim kaba adıyla artık daha kolaylaşsın diye Sandbox diyoruz ama aslında sadece bir Sandbox platformu değil, TAP dediğimiz çözümümüz bu noktada. Bunun dışında aslında bir threat hunting yapabileceğiniz, birazdan arayüzünü de göstereceğim, burada detayları görebildiğiniz bir mimari var. URL Defense tabii ki URL'leri kontrol ediyor. Bunun dışında URL Rewriting diye adını verdiğimiz, ki aslında 10 küsür yıl önce bizim çıkarttığımız, sonradan piyasada hani bunun patentini almadığımız için diğer üreticilerin de kullandığı, belki Time of Click Protection olarak bildiğiniz bir kontrol mekanizması. Linkler bizim üstümüzden geçerken biz bunları modifiye ediyoruz ve tekrar bizim üzerimizden geçecek şekilde düzenliyoruz ki içeriği değiştiği zaman da son kullanıcı mailbox'ında her tıkladığında yine kontrol altında olsun diye. Tabii ki bunun dışında URL sandboxing detayları var. Aynı şekilde eğer bir dosyaysa, attachment'sa yine bunun da detaylı istihbaratları var. Bu TAP tarafı dediğim gibi sadece sandboxing yapmıyor. Burası bir istihbarat çözümü diyebilirim, mimarisi diyebilirim. Bu yüzden birçok istihbarat üreticisiyle, bizim bütün istihbarat yetenekleriyle, işte predictive sandboxing vesaire gibi çok kontrol olduğu için şöyle bir lükse sahip oluyoruz. Standart bildiğimiz sandboxlarda, on-prem ya da cloud çalışanlarda bir mail attachment sandbox'a gittiği zaman burada tabii ki bunun bir analiz süresi oluyor. Statik analiz ya da dinamik analiz tipine göre, ama aşağı yukarı işte eğer on-prem bir de sandbox kullanıyorsanız onların güçleri kuvvetleri belli, içinde açabileceği imaj sayısı belli olduğu için burada yoğunluk olabiliyor ve belki bir timeout süresi koyuyorsunuz. Eğer bir attachment'ın mailin analizi 30 dakikayı geçiyorsa artık buna bakma, gönder gibi. Fakat bizim tarafta dediğim gibi artık oranlara baktığımızda eğer mail gateway tarafından bu sandboxing tarafına gönderilmiş olsa bile, sandbox tarafında gerçekten bu Windows'ta analiz edilme oranı oldukça düşük. Yani neredeyse %80-85 oranında biz sandbox'a sokmadan bunun kararını, işte predictive sandbox vesaire gibi birçok yöntemle karar verebiliyoruz. Bu da tabii ki bir mailin aslında karar süresini oldukça kısaltıyor. SLA sürelerimizde yanılmıyorsam 5 dakika yazıyor ama benim pratikte gördüğüm 1 dakika civarlarında bir cevap dönebiliyoruz mail gateway kutusuna. Bunun dışında tabii ki burada Cloud Account Visibility dediğimiz Office 365 G Suite tarafında garip account hareketleri, işte gereksiz yapılan paylaşımlar, büyük yapılan paylaşımlar. Nitekim burada sosyal medya tarafında ve Dark Web'de de kontroller yapıyoruz. Bir account'la ilgili bir problem var mı yok mu gibi, bunların da görselini burada paylaşıyoruz. Şengül'ün bahsettiği gibi burada en çok bizim hani farklılaşan noktalardan, standart bir mail gateway, mail security işinden bahsetmiyoruz. Mail security bizim için sadece bir mail gateway, anti-spam ürünü koyalım geçelim değil. Aslında insan odaklı bir yaklaşım var. Yani kişiye özel, kişilere özel neler yapılıyor, hangi ataklar geliyor. Örnek veriyorum, kurumda siz daha çok ransomware atağı aldığınızı görürken bir kişi var aralarında, sürekli credential phishing atakları alıyor. Bu bizi tabii ki ekstra anlamda uyarabiliyor. Bu da dediğim gibi bizim görselleştirdiğimiz, detay verdiğimiz bilgilerden.
Şimdi burası Email Security Gateway ve bunun Sandbox katmanı. Tabii ki burada yine Şengül bahsetmişti, entegrasyonlara çok önem veriyoruz bizim tarafta. İşte Okta, CrowdStrike, SentinelOne, Palo Alto gibi işte hatta diğer Trap tarafında işte Fortinet vesaire gibi farklı üreticilerle de entegrasyonumuz var. Aslında amacımız şu, biz her işi yapan bir üretici değiliz. Kendi işimize odaklanıyoruz, iyi olduğumuz yerlere odaklanıyoruz ve bunun dışında da sektörün en iyileriyle sizlere fayda sağlamak için entegrasyon yapıyoruz. Şimdi bir mail geldi, ben bunun URL'ini de rewrite ettim, geçirdim ama olabilir, mail kaçabilir. Ben sonradan bunu fark edebiliyorum. Gerek kendi istihbaratım güncellenebilir, bununla yapabilirim ya da sonrasında belki son kullanıcı beni uyarabilir ya da entegre olduğum diğer çözümlerden bana bilgi gelmiş olabilir. Ben bu geçti diye düşündüğüm mail de orada bırakmıyorum ve arkasından Trap adını verdiğim Threat Response Autopool ya da Threat Response daha büyük bir çözümle, bu bizim aslında bir SOAR çözümümüz, arkasından aksiyon alabiliyorum. Yani olur da bir şey olursa da ne olabilir? Mail'i geri toplamak olabilir, Active Directory account'unu disable etmek olabilir, işte CrowdStrike dedik, SentinelOne dedik, bunlara git söyle, bu makinaları izole etsin, başka yerlere gitmesin, ne bileyim Palo Alto'ya, FortiGate'e söyle, bu ilgili istihbarat IOC'lerini al, IP listesine koy, onlar ön adımda bunların çıkışına engel olsun gibi bunu sağlayabiliyorum. Devamında bizim Internal Mail Defense dediğimiz bir çözümümüz de var. Bu Internal Mail Defense aslında kabaca bizim mail gateway'imiz ama bunu düşünün ki iç mailleri, iç mailleşmeleri kontrol ettiğini yine aynı yeteneklerle sağlayan bir çözümümüz. Bu da gitgide önem kazandıran bir durum haline geldi. Çünkü artık şunları görebiliyoruz. Dışarıda maalesef Dark Web'de, Telegram gibi yerlerde account satışları olduğunu görüyoruz. Yani bir tek kurumda artık belki sizin hesabınız, kuruma güveniyoruz, işte bizim hesaplar hacklenmez vesaire diyoruz ama bunun dışında memnuniyetsiz kullanıcıların maalesef belli ücretlerle hesaplarını, VPN bilgilerini sattığını biliyoruz. Bu da direkt olarak tabii ki o account'a sahip olmak, maillerine sahip olmak anlamına geliyor. Tabii ki bu noktada artık iç bir kullanıcı haline geliyor. Mail attığı zaman içerideki kullanıcılar daha dikkatsiz yaklaşıyor. Örnek veriyorum, işte bir IT helpdesk'e mail atıyor, diyor ki ben buraya erişemiyorum ya da şu linki, şu attachment'ı açamıyorum. İK'ya mail atıyor, finansa mail atıyor, kurum hakkında bilgi topluyor. Aslında bu lateral movement dediğimiz konuyu mail üstünden gerçekleştirmeye başladılar. Bu da iç mailleşmelerin de kontrolünü önemli hale getiriyor. Devamında tabii ki teknolojiler koyuyoruz, maksimum oranda yakalıyoruz ama en son nokta hep bahsettiğimiz aslında insan. O da insan maalesef burada en zayıf halka haline geldiği için biz bunu burada da bırakmıyoruz ve sırf bunun için aslında bir awareness training ve phishing simülasyon platformumuz da bulunuyor. Aşağı yukarı 40'tan fazla dil desteği var, yüzlerce content olan, işte interaktif videolu, oyunlu, çeşitli eğitimler var. Aslında hani bildiğiniz bir eğitim platformu. Tabii ki bizim istihbarat bilgisi burada içeriklerin güncelliğine oldukça fayda sağlıyor ama daha önemli bir kısmı var ki bu da bizim Mail Gateway ve bu TAP tarafıyla da entegre halde. Bu bana ne sağlıyor? Ben şunu yapabiliyorum aslında. Benim bir en çok atak alan kişiler dediğim bir liste var aslında. Very Attack People dediğimiz, VAP adını verdiğimiz. Şunu söyleyebiliyorum. Benim bu listemde 20 kişi var, 30 kişi var ve bu 30 kişinin içerisinde işte 5 kişi var. Bunlar yoğun olarak credential phishing atak alıyor ve maalesef üşenmeyip de her linke tıklıyorlar. Linkler benim üstümden geçtiği için tabii ki ben bunun tıklanıp tıklanmadığı bilgisini de kontrol edebiliyorum. O yüzden ben diyebiliyorum ki ya bu adam riskli, bunu otomatik olarak eğitim platformunda ilgili phishing eğitimini assign et. Sonunda atıyorum onun sınavını geçemezse ya da 80 üzerinde not alamazsa bu adama farklı politikalar uygula. Ne bileyim, hiç mail almasın diyebilirsiniz, attachment'larını almasın diyebilirsiniz. Ya da gelen her mailin içindeki linki bu kişi bizim isolation platformundan geçerek açsın. Yani direkt olarak linkleri kendi bilgisayarında açmasın. Uzakta remote browser isolation yaparak açsın. Ben maksimum olarak güvenliğinden emin olayım diyebiliyorum. Bu da dediğim gibi oldukça güzel bir platform bütünleşik olarak çalıştığında. Son olarak bir de Email Fraud Defense kısmımız var. Bu da aslında
Bizim email security'ye sadece bir gateway gözüyle bakmadığımızın belki en güzel örneği. Bu bir hizmet ürün karışımı gibi düşünebilirsiniz. Professional hizmet ekibiyle birlikte geliyor. Kabaca sizin mail ve domaininizin aslında reputasyonunu koruma amaçlı yapılmış bir şey. Mail'da sahteciliği önlemeye çalışılan bir şey. Ne yapıyor kabaca? Aslında şöyle örnekler var. Sizin adınıza, sizin domaininizden işte Almanya'dan bir IP, Çin'deki bir IP ya da Amerika'daki bir IP'ye, bir domaine mail atıyor. Eğer sizin işte DMARC, DKIM ve SPF kayıtlarınız düzgün değilse, blok modda değilse maalesef bunlar oluyor. Bizim tabii ki bu amaç bu teknolojileri uygulatmak ama bunlar bildiğiniz gibi uygulaması zor teknolojiler. Bizim de burada yaptığımız istihbarat ağımızın büyüklüğünden dolayı biz size bu bilgiyi verebiliyoruz. Bu IP buraya doğru sizin domaininizi kullanarak bir mail atmış ve bu phishing maili. O zaman gelin bunları aslında DMARC, SPF, DKIM kayıtlarınızı bunlara göre güncelleyelim diyebiliyoruz. Ya da lookalike domain dediğimiz sizin domaininize benzer domainler register edilmiş mi, ne amaçla kullanılıyor, bir aktivitesi var mı gibi birçok görseli de visibility'yi de size sağladığımız bir hizmet bu tarafta. Şimdi sunumu bitiriyorum. Zamanı da aşmayayım daha fazla. Hızlıca ekranımı değiştireceğim. Şimdi arayüz üzerinden size bir küçük demo yapacağım. Şimdi ekranda gördüğünüz bizim o ilk bahsettiğimiz bileşen Mail Security Gateway'imiz aslında. Birçok detayı var tabii ki bunlara girmeyeceğim ama işte E-mail Protection kurallarının uygulanması Protection başlığı altından gerçekleşiyor. Umarım timeout atmamıştır bunu dışarıya. E-mail firewall kuralları, işte spam vesaire malware korumaları ya da işin işte DLP, e-mail encryption, onların üstünde çok durmadık ama işte secure share dediğimiz güvenli dosya paylaşımı yaptığımız platform ve bunların kontrollerini buradan gerçekleştiriyoruz. Karantina yönetimi, tabii ki son kullanıcı karantina vesaire gibi konularımız da bulunuyor. Oldukça da efektif kullanılıyor. İş yükünü de oldukça alan konular. İşte mail araştırma işleri vesaire Smart Search başlığı altından yapıyoruz. Burada bir önemli vermek istediğim detay, bizde standart olarak hani bir mail geldi, bu spamdır, bunu spam karantinasına al ya da malware karantinası altına al yerine birçok granüler bir şekilde uygulayabileceğimiz politikalar var. Yani ben burada işte Sandbox tarafıysa onun ayrı kuralı var. Oradan gelenler burada birikiyor. İşte adult içerik varsa burada birikiyor. Örnek veriyorum, bir imposter sahte mailsa o farklı bir yerde gözüküyor. İşte phishing ise farklı bir yerde gözüküyor gibi ve bunların her birinin politikası da ayrı ve her bir politika da kendi içerisinde fine tune edilebiliyor skorlarına göre. Bu size ne sağlıyor? Örnek veriyorum, bir false pozitif durumu ya da false negatif durumu yaşıyorsanız ama spesifik bir konuda, örnek veriyorum phishinglerde yaşıyorsanız, bunun için tek bir spam ölçütümüz ya da malware ölçütümüz yok diğerlerini de etkileyebilecek. Direkt olarak sadece ona özel fine tuning işlemi yapabiliyorsunuz. Bu sayede buradan gelenler de ilgili kutulara gidebiliyor. Bu kutulara aksiyon da verebiliyoruz. Örnek veriyorum, işte Zero R dediğimiz bir kutumuz var ya da şüpheli spam kutumuz var. Şüphelendiğimiz spamleri buraya atıyoruz. Tam olarak emin değiliz ama diyorum ki sonunda sen 30 dakika bunu beklet ya da 2 spam update'i gelene kadar. 2 spam update'i geldiğinde tekrar kontrolden geçir. O zaman bir karar ver. Spam mi değil mi? Spamse eğer zaten buradan doğru folder'ına onu gönderiyor ama değilse son kullanıcıya release ediyor şeklinde. Web arayüzüne baktığımızda bizim dediğim gibi sandboxing diye kabaca söylediğimiz ama aslında bir threat hunting yaptığımız platform burası. Burada birçok dediğim gibi tehdidi inceleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, herhangi birine tıkladığım zaman gelen maillerde kaç tane mail gelmiş, bunun global yaygınlığı nedir, bizim verdiğimiz severity nedir, sizde kaç tane görülmüş, ben bunları bloklamış mıyım, geçirmiş miyim, geçirdim ama rewrite ederek mi geçirdim, eğer böyle geçirdiysem buna tıklanmış mı gibi birçok detayı görebiliyorsunuz. Tabii ki bunun forensik analizleri, sandbox sonuçları, global gördüğümüz örneklerdeki subjectleri nelerdir, İşte bizde gördüğümüz subject ya da mail detayları nelerdir, nereden gelmiş, nereye gitmiş, bütün detaylarına ulaşmak mümkün. İşte varsa ekran görüntüleri vesaire, bunların da dediğim gibi sonuçlarını
Görebiliyorsunuz. Hatta bilmiyorum şu an açık mıdır ama bunu bir SOC tarafından kişi baktığı zaman ya bu inceleme yaparken işte zararlı mı değil mi emin olmak için tıkladığı zaman biz buradan Browser Isolation üstünden bunu geçirip gerçekten böyle bir tehdit mi değil mi, false pozitif mi bunu da anlayabiliyor. İşte gördüğünüz örnek aslında tam anlamıyla bir phishing maili. Logosu gitmiş ama genellikle buraya kurumun logosunu koyuyorlar. Ama buradan anlayabiliyoruz ki bu son kullanıcının kimlik bilgilerini çalmaya çalışan bir phishing atak gibi görebiliyoruz. Bunun dışında burada başka neler görebiliyoruz? Oldukça detaylı hem kurumla ilgili hem efektiflikle ilgili detayları görmek mümkün. İşte bana kaç tane e-posta gelmiş zararlı olarak düşündüğüm, bunlara ne aksiyonlar uygulamışım, kaç tanesini geçirmişim, geçirmemişim ya da rewrite ederek geçirmişim, kategorileri neler, aldığım arkasına aksiyonlar neler, kaç tane tıklamayı kontrol etmişim ve korumuşum, kaç tanesini rewrite etmişim gibi detayları görebiliyorum. Trend Landscape'i kurumunuza özel burada görmeniz mümkün. Bunları sadece dediğim gibi mail başına değil, arkadaki thread campaign'leri nelerdir, bu işin arkasında kimler var, size en çok hangi global kampanyalar burada saldırı düzenliyor, onların amaçları nedir, aktörler kim arkasında, kullandıkları teknikler, içerisinde kullandığı zararlı tipleri gibi ya da işte domain URL bazında, en çok alanlar bazında bunları değerlendirebiliyorsunuz. People başlığı ve az önce bahsettiğim veri atak people, en çok atak alan kişi listesi. Burada kişilere özel bunlar ne tip ataklar alıyor? Diğerlerinden farkı ne? En riskli kullanıcılarım kimler? Aslında bunları görebiliyorsunuz. VIP listesi tagleyebiliyoruz. Yani bu eğer buraya girip işte şu kullanıcılar benim VIP'imdir dediğiniz zaman bunları aslında daha farklı öne çıkartıyoruz. Burada raporlama anlamında da fark ettiriyor. Bir baktığım zaman detayına tamamen o kullanıcıya özel bir harita artık görüyorum. Tarih aralığında ne olmuş ne bitmiş. Zamana göre işte incidentları birleştirebiliyorum tabii ki burada olay akışı halinde görebiliyorsunuz detaylı bir şekilde. Bunlar da dediğim gibi kişiye özel bize haber veren şeyler ya da o kurumunuzu diğer kurumlarla benzer sektörlerle karşılaştırmanız mümkün. Arkadaki threat aktörler kimler, bunların amaçları ne dediğim gibi bunların da detayını görüyorsunuz. Şimdi çok kısa bir şey canlandıralım. Benim burada bir mailbox'ım var. Office 365 üstünden çalışan. Buna bir zararlı attachment ve link gönderiyorum. Şimdi burada attachment'ın aslında bloklandığını sadece bir mail, yani iki mail gönderdim ama buraya sadece bir tane geldi. Bunun nedeni aslında bir tanesi attachment olduğu için otomatik olarak burada mail gateway'im tarafından bloklandı. Onun da sonuçları aslında burada gözüküyor. Bir araştırma yaptığım zaman kendi adıma burada recipient olarak bunun sonuçlarını hızlı bir şekilde dediğim gibi görüyorum. Bana gelen mailler burada işte yapılan aksiyonlar nedir? Devam mı edilmiş, karantinaya mı alınmış, karantinaya alındıysa direkt tıklayarak görebiliyorum ya da detay header analizlerine bakacaksam header'ında neler var neler yok bunları görebiliyorum. Bunun devamında bu içerisinde bir link olduğu için otomatik olarak zaten Sandbox tarafında da şu an arka tarafta analize gidiyor. Bizim arkada trap çözümümüzle ki onun da arayüzü burası, burayı bağladığımız için bu arka tarafta aslında otomatik olarak analize gidip Sandbox sonucu eğer zararlı çıkarsa otomatik olarak bu maile aksiyon alacak şekilde çalışıyor. Yani bu mail bir süre sonra buradan bir aksiyon alınıp otomatik olarak silinecek. Tabii son kullanıcı olarak dediğim gibi URL rewriting yapıyorum. Alt tarafta görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tıkladığım zaman bunu URL defense üstünden geçiriyorum. Yani ben linki modifiye ediyorum ve tıkladığım zaman yine ben kontrol ediyorum. Yani son kullanıcının ben evet zararlı mı değil mi noktasını görmeme gerek kalmadan bu yine anlık olarak kontrol ediliyor ve burada bir problem varsa bunun aksiyonu dediğim gibi yine alınıyor. Şimdi başka bir test daha yapacağım. Bu tamamen aslında benim çözümlerimden dediğim gibi ben istihbaratı alabilirim, yenilenmiş olabilir ya da belki de burada bir son kullanıcı beni uyarıyor olabilir. Şimdi de onu canlandıracağız. Ben şimdi kendi kişisel mailimden buraya bir test maili gönderiyorum. Şu anda
gönderdim. Birazdan o mail buraya gelecek. Bizim burada gördüğünüz bir add-on'umuz var. Bu fish alarm dediğimiz bir add-on. Bu aslında son kullanıcıların bize bildirim yapmasını sağlıyor. Ama biz tabii teknolojiyi zamanla ilerlettik. Bu bir add-on, add-in olarak düşünebilirsiniz. Bunun tabii ki bir kurulum, entegrasyon şeyi var ama daha yeni nesil bizim taglerimiz var. Bu yapay zeka destekli bir tag ve bir mail dışarıdan geliyorsa otomatik olarak bu tagi vuruyor. İlk defa birisinden mail alıyorsanız bu tagi buraya vurabiliyor ve istersek yanına da bir bunu raporla butonu koyabiliyoruz. Bu HTML tabanlı olduğu için herhangi bir içine işte bir add-on edin bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi ben bunu raporla dediğim zaman bunu arka tarafta raporlayabiliyorum. Şimdi burada ne olabilir bu raporun sonucu? Bu sizin bir inbox'ınıza gelebilir. Siz manuel olarak, admin olarak bunu tabii ki kontrol edebilirsiniz. Böyle bir işte inbox'ınız olur. Genelde oluyor. Hani işte report, işte phishing vesaire gibi. Bunlar kontrol ediliyor. Ama biz burada arka tarafta bu trap dediğimiz bizim aslında SOAR çözümümüzle entegre ettik bunu. Threat response adını verdiğimiz. Bu aşağı yukarı 40-45 tane farklı üreticiyle çeşitli konularda entegre olan bir incident yönetimi yapan ve arkasında tabii ki aksiyon alan bir mail SOAR çözümü olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi bu dediğim gibi ben raporladığım zaman otomatik olarak buraya arkada bir incident açılıyor. Ben bunu abuse mailbox'a gönderdiğim için bu tarafa geliyor ve dediğim gibi aynı zamanda sadece buraya gelmekle kalmıyor. İşte burada ben adminsem admine de bir uyarı geliyor ki birazdan bu gelecek buraya incident oluştuğuna dair ve bu incident oluştuktan sonra da ben arka tarafta bununla ilgili neler yapabiliyorum bunları göreceğim. Yani bir incident'a baktığımızda birazdan hani yeni incident oluşana kadar kontrol ettiğimizde bununla ilgili alarmı görüyorum. Bununla ilgili enrichment'ları görüyorum. Dediğim gibi burada benim yapabildiğim birçok entegrasyon da var. İstihbarat anlamında işte farklı istihbarat servislerine soruyorum. Blacklist'lere soruyorum. Bu iyi midir, değil midir? Virüs Total vesaire gibi yerlerde aslında bir SOAR'da nasıl zenginleştiriyorsam burada da zenginleştiriyorum. Mail'in bütün detaylarını, benzeri mail'lar var mıdır mimaride? Bunların hepsini dediğim gibi burada görüyorum. Forensik detayları varsa bu tabii ki belirli entegrasyonlarla hatta eğer bunu Windows Authentication'la entegre ettiğim zaman RPC üzerinden gidip makine ile ilgili detaylar da alabiliyor burada PC Data bölümünden. Bunları da görmem mümkün. Bununla ilgili dediğim gibi birçok detayı görüyorum. Burada farklı incident'lar varsa bunları da görmem mümkün. Ve bir incident management sistemi gibi çalışıyor. Şimdi arka tarafta mail geldi. Buraya bir raporlama yaptınız. Teşekkür ederiz. Bununla ilgili bir incident oluştu diyor. Şu an bunda bir otomasyon yok. Yani ben şunu söyleyebiliyorum. Bir incident oluştu. Bunun bir skoru var. Bu skor örnek veriyorum 0 ile 10 arası düşünürsek diyebiliyorum ki skoru 8'in üstündeyse ya da işte 3'ün üstündeyse otomatik olarak şu aksiyonları uygula. Ama ben dediğim gibi son kullanıcıdan aldığım için bunu manuel olarak kontrol edeceğim. Şu an burada bana yeni bir incident düştü. En son gelen incident bu olması lazım. Yanılmıyorsam yanlış mı görüyorum yoksa az önceki mi bu? Burada yapılan bilgilendirme son kullanıcıya bu arada öncelikle yapılıyor. Yani sizin yaptığınız şeyi aldık, inceleniyor şeklinde. Bir de admin tarafına da bu şey olarak gelebiliyor. Sanırım daha gelmemiş, incident oluşmamış. Ne aksiyonlar aldırabiliyorum? Bu arada tabii ki bir incident olduğu için bunun içerisine ben farklı ekiplerle çalışıyor olabilirsiniz SOC anlamında. İşte buna çeşitli ekler, komentler yazmanız mümkün mimari anlamında. Alacağım responslar dediğim gibi manuel de respons verebilirim, otomatik de verebilirim. Bu entegrasyonlara göre genişleyen bir liste. İşte at host'u listediğim zaman ya da URL dediğim zaman bunu bir firewall'a ya da bizim işte mail gateway tarafına ekleyebiliyorum. Kullanıcı olarak ekleyebilirim. Attachment'ı varsa bunları ekleyebilirim. Active Directory entegrasyonu ya da Okta ile entegre ettiğim zaman bu noktada artık onların
yapısına da dokunabiliyorum. Ne gibi? İşte burada diyebiliyorum ki parolayı geçersiz hale getir. Account'u disable et. Bu özellikle şey konusunda tabii ki önemli. Hani mail benden gelmiş, geçmiş, son kullanıcı buna tıklamış ve burada bir problem olabilir. Artık burada bunu bir şekilde izole etmem lazım. Bu izolasyonu da dediğim gibi nasıl yapabilirim? İşte account disable ederek ya da son kullanıcının parolasını değiştirerek olur da bir kimlik çalınma probleminde. Ya da az önce bahsetmiştim, host seviyesinde bunu yapmam mümkün entegrasyonlarla. İşte SentinelOne, CrowdStrike, bunun dışında Carbon Black gibi EDR, XDR çözümleriyle birlikte bunları da sağlayabiliyorum. Ama ya da burada yapacağım nedir? Ben belki e-mail'i karantinaya alacağım diyebiliyorum. Nedir bu e-mail'i? Hangi e-mail'lar var? Bu tabii ki güzel kısmı şu, sadece o son kullanıcıya gelen değil, eğer başka mail'lar da varsa, aynı mail farklı kişilere de geldiyse burada onları da dediğim gibi toparlayabiliyorum. Son kullanıcıya istersem bir karantina template'lerim var. Hani teşekkür ederiz, bilgilendirmeniz alındı ve yaptığınız bildirim sonucunda inceledik. Bu inceleme sonucunda da bu mail mailbox'lardan toplandı şeklinde. Şu an bunu aksiyon uygulayamayacak muhtemelen, çünkü az önce yapmıştım bunu. Tekrar bakıyorum yeni incident'ım burada gelmiş mi diye. Sanırım henüz gelmemiş. Biraz arka tarafta yoğun olduğu için burada göremiyoruz ama aslında olması gereken nokta, dediğim gibi canlı demo yaptığım için onun şeyini yaşadım ama ben oradan aksiyonu verdiğim zaman bu mail otomatik olarak geri siliniyor ve toplanıyor bütün inboxlardan. Bu da dediğim gibi son kullanıcı, en azından o kullanıcı değil belki ama diğer kullanıcılar varsa onlardan da toplanmış oluyor ve burada riski minimize ediyorum. Benim de bahsedeceklerim bu kadar. Çok da fazla vaktinizi almayayım. Bir sürede geçmişim zaten. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şengül'ün de bahsettiği gibi çözümlerimiz hakkında, yani diğer farklı portföylerimiz de var. İşte arşivleme, sosyal medya güvenliği, DLP vesaire gibi, Insider Threat Management ya da Identity Threat Detection gibi farklı alanlarda da çözümlerimiz mevcut. Bunlarla ilgili de ulaşmak isterseniz bizlere BGA aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum.